şimdi geçen sene içinde biz Bahat Roya'yı planlamıştık. Çalışmalarımız sürüyordu. Ancak tabii devletimizin aldığı kararlarla yapma olanağımız kalmadı. En son Türkiye'de federasyona bağlı VRC'nin yapıldığını biliyoruz Marmaris'te. Arkasından Formula 1 yapıldı ama biliyorsunuz o da seyircisiz yapıldı. Bütün önlemler alınarak. Onun haricindeki federasyon programladığı başka yarışlar da vardı. Hepsi iptal edilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla biz de Bahat Roya'yı geçen sene yapma şansını elde edemedik. Bu sene biz yapacak şekilde bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Orada güzel gelişmelerimiz var. Şimdi Bahat Roya'nın dediğim gibi bir yabancı yarışlar zincirinin bir ayağı olması, East European Trout Terrain yarışlarının bir devamı olması tabii ona bir uluslararası kimlik katıyor. Yani zaten bu kimlikle Türkiye'de tek yarıştır. Yani yabancıların yarıştığı anlamında değil ama yabancı bir serinin ayağı olmak anlamında tek off-road yarıştır Bahat Roya. Dediğim gibi programlamayı yaparken işte diğer ülkelerin programlarına da çok dikkat ettik. Biz bugüne kadar 300'ün üzerinde yarışçı yarıştırmışız yarışlarımızda Bahat Roya'da. Bunun da 112'si veya 100 küsürü yabancı yarışçı. 1/3'ünün üzerinde bir yabancı katılımından söz ediyoruz. Dolayısıyla yabancıların gelmesi bizim için önemli. Tabii o şartlarda, o tarihte 28-31 Ekim olarak programladık. 29 Ekim'de içine alacak güzel bir programımız var. Umuyoruz ki yurt dışı katılım olabilir. Yani bu tabii seyahat serbestisiyle, aşının o sürece kadar gelişmiyle de çok alakalı. Ama bizim bütün çalışmalarımız o tarihte yarışı yapacak şekilde ilerliyor. Gerekli bağlantılarımız, gerekli ilişkileri devam ettiriyoruz. Mesela gelecek olan İtalyan ekip çok güçlü bir Rally Art ekibi var. Bugüne kadar bütün yarışlarımıza en az 6 araçla katıldılar. Çok ciddi, çok profesyonel, çok güzel bir takım. Onlar da gelecekler. Zaten yarış programını ayarlarken o tarihi de dikkate almıştık. Onlar da gelecekler. Ama tabii her şey pandeminin gelişimine, o sürecin nasıl yönetildiğine ve o anki durumlara bağlı. Umuyoruz ki, yani Ekim'e daha çok zaman var. Şu an yine bir pik yaptığımız dönemlerdeyiz ama umuyoruz ki yaz döneminde bu iş biraz daha sönümlenir ve Ekim'e doğru yarışı yapmamız en azından pandemi açısından bir engel teşkil etmez. Ve biz başarıyla, güzelce, alnımızın akıyla bu yarışımızı yaparız tekrar. Bahat Roya konfigürasyon olarak biz ilk yarışlarda, ilk bir veya iki yarışta motosikletleri de alıyorduk ama motosikletlerde biraz sorunlar yaşandığı için, yani yol notu ve hani şunu yabancılarda değil, Türk ekiplerde bir takım tecrübe eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar olduğu olabildiği için motosiklete biz son iki yarıştır pek sıcak bakmıyoruz. Bu sene de motosikleti almayacağız. Ama ATV'ler, SSV sınıfında UTV'ler bu yarışta yarışacaklar. Onun haricinde işte otomobil kategorileri var, pick-up'lar var. İşte motor güçlerine göre ayrışmış durumda. Bizim ilk yarışımız, yani yarış 4 günlük bir yarış. İlk günün prolog etabı var, seyirci etabı dediğimiz. Bunu Çanakkale'nin içinde bir alanda yapıyoruz. İkili kalkış şeklinde. Ve burada ikili kalkışta aslında araçlar birbirine yarışmıyorlar, zamana karşı yarışıyorlar. O zamanına göre ertesi günkü start sıralaması belli oluyor. Bir seeding tarzı bir değerlendirme diyelim. Yarış onunla başlıyor Perşembe akşamı. İşte Cuma, Cumartesi ve Pazar etaplar koşuluyor. Etaplar orman etapları. Yani çok güzel işte Kaz Dağları'nda yarışıyorsunuz bir kere. Çanakkale'nin o güzel doğası içinde yarışıyorsunuz. Muhteşem etaplardan geçiliyor. Yani çok yüksek hızlara çıkabildiğiniz geniş orman yolları da var. İşte tırmanmanız gereken işte taşlık, engebeli, zorlu kısımlar da var etap içinde. Yarıştan çok zevk aldığı bir yarış tarzı. Ve bizim yarışlarımızda güzel olan tamamen trafiğe kapalı bir etapta yarışıyorsunuz. Yani Türkiye'de bazı yarışlar yapılıyor, onlar trafiğe açık. Yani her an bir yarış aracının başka bir araçla, bir traktörle vesaire başka bir şeyle karşılaşma riski var. Bizim yarışımızda Bahat Roya'da biz bütün
Orman içindeki işte saplanan yolları veya kesişen trafik olabilecek yerleri kesinlikle jütlerle kesiyoruz, trafiğe kapatıyoruz ve yarışlarımız gayet güven içinde yarışabiliyorlar. Bahatroy'u aslında diğer yarışlardan biraz ayıran da o. O bakımdan da özellikle yabancılar da çok seviyorlar bizim yarışımızı. Günde en az yani cumartesi için iki orman etabı koşuluyor. Tahmin ediyorum 70-80 kilometre civarında orman etapları her bir etap. Toplamda da 800 ile 1000 kilometre arasında yani o 4 günün sonunda 800 ile 1000 kilometre arasında bir yol kat etmiş oluyor yarışçılar. Çok keyif aldıklarını söylüyor herkes. Ben de yarıştım bir iki kere. Gerçekten çok zevkli bir yarış. Dediğim gibi sürat de var, zorlanma da var, dayanıklılık da gerekiyor. Kondisyon olarak da iyi olmanız gerekiyor. O bakımdan keyifli bir yarış. Şimdi sponsorluk politikamız, kriterlerimiz bizim web sayfamızda da yer alıyor. Sponsorluk komitemiz var onunla ilgili. Gerekli bilgilendirmeleri onlar da yapıyorlar. Bizim Diamond, Platinum, Gold, Silver diye giden bir sponsorluk kategorilerimiz var. Burada tabii yarışa Diamond'ı almak isteyen yarışa ismini de verebiliyor. Tabii dediğim gibi bunların hepsinin farklı farklı bütçeleri var. Belirli bir yani bizim yarış bütçemiz var. O yarış bütçesinin oranlarına göre de sponsorluk bütçeleri var. Artık sponsor firmaların hangi seviyede ne şekilde yer almak istediklerine bağlı olarak skalalandırdığımız bir sponsorluk cetvelimiz var diyelim. Her sektör olabilir. Enerji sektörü de olabilir, iletişim de olabilir, turizm de olabilir. Yani öyle bir illa otomobille veya otomobille ilişkili olması gerekmiyor. Ama olmasına da hiçbir sakınca yok. Yakıt firmaları da olabilir. Bizim ISOF olarak geleneksel haline gelmiş bir challenge yarışımız var. Yani formatı tamamen bizim geliştirdiğimiz. Biraz Formula 1 mantığının off-road'a yansıtılmış şekli diyelim. Çünkü aynı pit stop mantığı var. Seedinglerimiz var. Araçları önce derecelerine göre sıralandırıyoruz ve sonra toplu kalkış yapıyoruz. Bu challenge'ı bu sene tekrar yapıyoruz. Federasyon da bunun takvimi aldı. İlk yarışımız 30 Mayıs'ta. Diğer iki yarış senenin ikinci yarısına, yaz sonrasına sarkacak. Pandemi el verirse 30 Mayıs'ta bu yarışımızı yapıyor olacağız. Ve Kemerburgaz çift alan mevkiinde, daha önce yaptığımız yerde herkesin de çok sevdiği bir alan. Seyre çok müsait. İşte gelenler, seyredenlerin yani birbirlerinden sosyal mesafeyi koruyarak kampı yapabilecekleri, pikniklerini de yapabilecekleri bir ortam var orada. O yarışı bu sene yapacağız. Tabii onun formatında belki bir takım oynamalarımız olabilir. Onu daha kesinleştirmedik. Onu yakın zamanda, zannediyorum önümüzdeki hafta veya sonraki hafta kesin olarak yayınlamış olacağız. Çok sevilen bir yarıştı. İzleyici sayısı da çok olan bir yarış. Yarışanların da çok sevdiği, yani biraz tabii temasların yaşandığı, heyecanın olduğu, heyecan son ana kadar devam ettiği bir yarış tarzı. Onu yapıyor olacağız. Tahmin ediyorum uzun zamandır da yarışlar yarışmadıkları için fazlaca ilgi göstereceklerdir bu yarışa. Sürate yönelik bir yarış ama hani ben bu sefer yarışın biraz daha doğal şartlarda olması, hani daha önceki yarışlarda birazcık graderle zemini düzletiyorduk vesaire, yani daha yüksek hızlara çıkabilsin diye. Ben biraz daha doğal şartlarda olmasın, yani o an için zeminde bir takım kanallar varsa, kırılmalar veya bozukluklar varsa onlar doğal haliyle kalsın düşüncesindeyim. Yani off-road desek off-road gibi olmalı düşüncesindeyim. Challenge biraz öyle olacak bu sene. Yani daha da zevkli hale gelecek. Ya 30 Mayıs pazar gününe geliyor olabilir tabii şeyden dolayı. Bu kapanmalar, hani hafta sonu kapanmaları önemli. Biz bunu programlarken cumartesi yarışırız diye düşünüyorduk. Ancak tabii cumartesi pazar birlikte kapanınca o nasıl olacak? Belki kaydırmak zorunda kalır mıyız programı bilmiyorum. Ama yine sadece pazar kapanacak olursak yarışımızı cumartesi yapıyor olacağız.